tanesi yarın. Sefiller. Altıncı bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Eser Victor Hugo. Radyoya uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Halil Güntekin. Program yönetmeni Erol Güldiken. ...1789 Fransız ihtilalinden sonra halk iyice yoksullaşmış, aç kalmıştı. Eve ekmek götüremeyen Fransızlar her türlü hırsızlığı yapıyordu. Kahramanımız Jean Valjean da aç yiyenleri için bir fırından ekmek çalarken yakalanır ve 19 yıl hapiste yatar. Tahliye olduktan sonra kasabasına geri dönen Jean Valjean hayal kırıklığına uğrar. Zira onu tanıyan ne otelci ne de meyhaneci kendisine yatacak yer ve yemek vermez. Bunun üzerine Jean Valjean kendisini kimselerin tanımadığı bir kasabaya giderek önce adını Madeleine olarak değiştirir, sonra da namusuyla çalışmaya başlar. Burada uzun yıllar çalıştıktan sonra kazandığı paralarla fabrika sahibi olur. Jean Valjean'a şimdi herkes Madeleine Baba demektedir. Ama Jean Valjean'ı yakından tanıyan polis komiseri Javert, Madeleine Baba'dan şüphe eder ve onun geçmişiyle ilgili tahkikat yapmaya başlar. Öte yandan Madeleine Baba'nın fabrikasında çalışan Fantine adında bir kadın, sebepsiz yere müdür tarafından işten çıkartılır. Kendisini Madeleine Baba'nın işten çıkarttığını sanan Fantine, yaşadığı acılı ve çileli günlerin sonunda verem hastalığına tutulur. Fantine'in fabrikasından atıldığını tesadüfen duyan Madeleine Baba, genç kadının bakımını üstüne alır. Fantine'i en iyi hastaneye yatırır. Bu arada ilginç bir gelişme olur. Komiser Madeleine Baba'ya Jean Valjean adında bir mahkumun Arras kasabasında yargılandığını söyler. Madeleine Baba kendi yerine suçsuz birinin yargılanmasına göz yummaz ve mahkemeye gider. Hakim mahkum hakkındaki kararı okurken Madeleine Baba ortaya fırlar. Durun lütfen. Asıl suçlu benim muhterem yargıç. Madeleine Baba, sayın belediye başkanı, neler söylüyorsunuz? Maalesef söylediklerim hakikattir sayın yargıç. Az önce ömür boyu hapse mahkum etmeye kalkıştığınız o kişi Jean Valjean değil. Jean Valjean benim. Ama nasıl olur? Siz yıllardan beri yaptığınız iyiliklerle halkın sevgilisi haline gelmiş Madeleine Baba değil misiniz? Herhalde bizimle şaka yapıyorsunuz. Hayır muhterem yargıç, şaka yapmıyorum. Ne yazık ki söylediklerim doğru. Jean Valjean sanarak mahkum etmek istediğiniz o adam kim bilmiyorum ama gerçek Jean Valjean benim. Ya ama nasıl olur? Biliyorum, siz inanmakta güçlük çekiyorsunuz ama söylediklerim doğrudur. Çalıştım, kazandım, zengin oldum. Bu da yetmiyormuş gibi Kral Hazretleri tarafından belediye başkanı da seçildim. Peki neden Jean Valjean kimliğini bırakarak Madeleine Baba kimliğine büründünüz? Gerçek kimliğimi saklamamın sebebi dürüst kişilerin arasına katılabilmekti. Ama yanılmışım. Toplum, yani sizler, yani yargıçlar, savcılar ve halk, en küçük suçları bile bağışlamıyorsunuz. Aç kalınca bir ekmek, bir elma çalanı bile. Size göre bunlar ne büyük suçlar değil mi? Bunu yapanlar sizin gözünüze canavardan başka bir şey değil. Hapse girdiğim zaman saf bir adamdım. Ama her türlü namussuzluğu orada öğrendim. Tahliye olunca bir psikopos benim eski benliğimi bulmama yardım etti. Evinden gümüş takımlarını çaldığım doğrudur. Evet çaldım. Ama o, yani psikopos beni bağışladı. Bu da yetmiyormuş gibi gümüş şamdanları bana armağan etti. Küçük Gervais'in parasını çaldığım da doğrudur. Ama ona şaka yapmak istemiştim. Oysa benden korkup kaçtı. Her neyse. Eğer Jean Valjean'ı mahkum etmek istiyorsanız bırakın o fukarayı. Jean Valjean benim. Ne yapacaksanız bana yapın. Başka bir değişim yok. Ben kasabama gidiyorum. Eğer beni tevkif etmek isterseniz kasabada bulabilirsiniz.
Aman Allah'ım. Madlen baba, ne oldu sana? Neden saçların bembeyaz olmuş? Boş ver Fatih. Sen nasılsın? Nasıl oldun kızım? Doktorlar bana senin kızımı almaya gittiğini söylediler. Getirdin mi kızımı Madlen baba? Getirdin mi? Söz vermiştim bana. Kozetimi getireceğine söz vermiştim. Tabii getirdim ama. Hani nerede? Kızım nerede? Kozetim nerede Madlen baba? Kızımı göster bana da. Çektiğim acılar son bulsun. Doktorlar hemen kızını görmenin tehlikeli olacağını söylediler. Heyecanın geçsin, getirip göstereceğim. Seni burada bulacağımı tahmin ediyordum Jean Valjean. Aman tanrım. Bu komiser Javert benim için mi geldi yoksa? Korkma Fantin. Komiser benim için geldi buraya. Doğru söylüyorsun Jean Valjean. Senin için geldim buraya. Herhalde haberin vardır. Artık belediye başkanı değilsin. Önemli değil komiser. Ama benim için önemli. Hadi bakalım, düş önüme, seni karakola götüreceğim. Neler söylüyor Madlen baba? Bana da söyler misin? Komiser neden seninle böyle konuşuyor? Sen istirahat etmene bak Fantin, ben hallederim. Komiser Javert, sizden bana 3 gün izin vermenizi rica ediyorum. Gördüğünüz şu zavallı kadına kızını getireceğime söz vermiştim. 3 gün sonra size teslim olur. Ne? Çocuğum, Kozet'in burada değil mi? Hani onu getirdiğini söylemiştin Madlen baba. Demek kandırdın beni. Kızımı görmeden öleceğim. Gözlerim açık gideceğim. Neden kızımı getirmedin Madlen baba? Neden? Sus be kadın. Ne Madlen babası? Bu adam eski bir kürek mahkumu. Adı da Jean Valjean. Anladın mı şimdi? Ne? Fantin, bayan Fantin. Aman Allah'ım, ölmüş. Fantin ölmüş. Onu sen öldürdün komiser Javert. Fantin'i sen öldürdün. Kadının yüreğine indirdin. Kapa çeneni Jean Valjean. Seni tutukluyorum. Mahkemen yapılıncaya kadar kasaba hapishanesinde kalacaksın. Yürü hadi. Perimiz Madlen babayı tutuklamış. Duyduk, inanılır gibi değil. Meğer bizim Madlen babamız eski bir kürek mahkumuymuş. Ya, adı da Madlen değil, Jean Valjean'mış. Hırsızın tekiymiş. Tanınmamak için adını değiştirmiş. Madlen baba gibi fakir fukara babası bir adam da soyguncu çıkarsa pes artık. Ha, insanın öz kardeşine bile güveni kalmıyor. İşte Jean Valjean, dürüstlüğün faturası. Suçsuz birini hapisten kurtarayım diye hakiki kimliğini söyleyince kendini yine hapiste buldun. Oysa ne güzel, namuslu, dürüst bir hayat sürüyordum. Saygıdeğer bir insandım. Belediye başkanı bile olmuştum. Ama şimdi pis bir hapishanenin küf kokan rutubetli bir hücresinde belki de ömrümün sonuna kadar çürüyeceğim. Hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Ama bu hapishanede kalamam ben. Fantine kızına bakacağıma dair söz vermiştim. Sözümü tutmalıyım ve bu yüzden de buradan çıkmalıyım. Penceredeki demirleri kırarak kaçmalıyım. Benim eski gücüm kalmış mı ki? He? Demirler oldukça eski ve paslı. Yerlerinden de oynuyor ama. Hadi Jean Valjean, o acımasız kol gücünü dene. Demirleri sök ve kaç buradan. Sökeceğim. Başaracağım. Ömrümün sonuna kadar kalmayacağım burada. İşte başardım. Özgürlükle aramda olan demirleri söktüm. Hadi Jean Valjean, pencereden atla ve hürriyetine kavuş. Hapisten kaçan Jean Valjean hemen evine gitti. 2 şamdanı ve bazı kağıtları yanına alarak ortadan kayboldu. Aynı gün bankaya da uğrayarak 1 milyon franka yaklaşan parasını çekerek kayıplara karıştı.
Ama Jean Valjean fazla uzağa gidemedi. 3-4 gün sonra onu bir ormanda dolaşırken yakaladılar. Para üstünde değildi. Onu Toulon şehrine forsalık yapmaya gönderdiler. Jean, Orion adlı bir gemide kürek çekmeye başladı. Ne var ki Jean, gemide bir kazaya uğradı ve denize düştü. Bütün gemi personeli onun denizin üstüne çıkmasını bekledi. Ama boşuna. O hiç görünmedi. Bunun üzerine Jean Valjean'ın boğulduğuna hükmettiler. Ertesi günkü gazeteler Orion gemisinde forsalık yapan ünlü hırsız Jean Valjean'ın denize düşerek boğulduğunu yazıyorlardı. Ey Cosette! Cosette! Hay Allah, nerede bu kız? Gördüm onu. Cosette, çabuk buraya gel. Buyurun Madame Thénardier. Neden müşterilerin içinde aylak aylak dolaşıyorsun bakayım? Dolaşmıyorum ki, yemek servisi yapıyorum efendim. Tamam, cevap verme bana. Git çeşmeden iki kova su getir. Bak, müşteriler su isteyip duruyor. Bugün hem sabah hem de öğlen suları ben getirdim. Biraz da kızınız getirse ya. Benim kızım hizmetçi değil. Ne diyorsam onu yap. Çabuk çeşmeye git bakayım. Terbiyesiz. Bir de utanmadan bana cevap veriyor. Ama hava karardı. Çeşme uzakta. Karanlıkta dışarıya çıkmaya korkuyorum efendim. Bana bak. Dediğimi yapmazsan seni sokağa atarım, inan buna. Sabaha kadar kurtlar köpekler vücudunu yer bitirir. Ne diyorsam onu yap. Çabuk çeşmeden su getir. Kurtların sesi. Ya buraya gelirlerse? Öyle korkuyorum ki. Tanrım, ne olur bir an evvel anneme para kazandır da beni yanına alsın. Thénardier'ler bana hizmetçi gibi davranıyorlar. Kızlarını oturtup beni çalıştırıyorlar. Annemin yolladığı elbiseleri kızlarına giydiriyorlar. Kovalar doldu. Bakalım ikisini birden taşıyabilecek miyim? Çok ağırmış. İkisini birden taşımam mümkün değil. Elbette taşıyamazsın çocuk. Kovalar çok ağır değil mi? Evet efendim, çok ağır. Ver, ben taşıyayım. Teşekkür ederim efendim. Kaç yaşındasın sen? 12. Böyle iki kovayla nereye gidiyorsun? Annen baban yok mu senin? Babam yok efendim. Annem var ama onu da yıllardır gördüğüm yok. Beni bırakıp çalışmaya gitmişti. Adın ne senin? Cosette. Cosette mi? Aman tanrım. Peki nerede oturuyorsun sen Cosette? Thénardier'lerin hanında. Kim bu Thénardier'ler? Bayan Thénardier benim hanımımdır. Karı koca han çalıştırırlar. Peki annen seni onların yanına neden bıraktı? Bana bakmaları için bıraktı. Benim için her ay para da gönderiyor onları. Ama Thénardier'ler bana hizmetçilik yaptırıyorlar. Annemin giymem için yolladığı elbiseleri, oyuncakları Thénardier'ler hep kızına veriyorlar. Onlar benim oyuncaklarımla oynuyor. Bense sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Hanı temizliyorum, su taşıyorum. Ben bu gece o handa kalabilir miyim Cosette? Tabii. Kovaları bana verin artık. Hana geldik. Bay ve Bayan Thénardier sizin taşıdığınızı görürse çok kızar bana. Sana laf gelmesini istemem Cosette. Al bakalım kovalarını. Siz olmasaydınız ben bunları nasıl taşırdım? Dur, hanın kapısını açayım sana. Cosette, nerede kaldın cadı kız? Bir saattir suları getirmeni bekliyorum. Bu yaşta bir kızın iki kova su taşımasını kolay mı sanıyorsunuz madem? Sen de kimsin, ne karışıyorsun işimize? Bu bay handa kalmak istiyor efendim. Ya, öyle mi? Evet bayanım, boş odanız var mı? Var, ama geceliği 1 frank. İşine gelirse. Umarım param vardır. Merak etmeyin, var. Alın size 10 frank. 10 gün mü kalacaksınız bayım? Belli olmaz, bakarsın yarın sabah gidebilirim. Merak etmeyin, erken gidersen paranın üstünü istemem. Cosette, çabuk bu saygıdeğer baya servis yap. Uzaktan geldiği belli. Karnı açtır, yiyecek çıkart. Hı.
Yemekleriniz güzelmiş bayan. Afiyet olsun. Karım güzel yemek pişirir bayım. Hanım, Cosette söyle beye kahve pişirsin. Olur. Kız Cosette, misafirimize kahve pişir bakayım. Ah, hay Allah, görüyor musunuz, çorap örerken uyuyakalmış. Şimdi kaldırırım onu. Bırakın uyusun zavallı. Belki çok yorulmuştur. Evet, halinden belli bu. Kusura bakmayın bayım ama bedavadan adam besleyemem ben. Tabii sizi de kırmak istemem. Onun ördüğü çorapları satıp para kazanıyorum. Çocuk da olsa yediğinin bedelini ödemesi gerek. Şimdi kaldırırım onu. Bir dakika. Çocuğun ördüğü o çorapları kaça satıyorsun bayan? 1 franka. Ben 5 franka satın alıyorum. Anlaştık mı? 5 frank mı dediniz? Tamam, tamam. Tamam bayım, tamam. Anlaştık. O halde bırakın, şimdi uyusun çocuk. Virgin, Cosette'le bu kadar ilgilenen bu yabancı adam kim? Bilmiyorum Louis. Cosette getirdi onu hana. Dikkat ettin mi, çok zengin birine benziyor. 10 frank oda için verdi. 1 franklık çoraplara da 5 frank verdi. Çok garip. Halinden hiç de zengin birine benzemiyor. Parayla imanın kimde olduğu belli olmuyor. Kahvaltıya teşekkürler madem. Güzel bir gece geçirdim ama gitmem gerek artık. Bu kadar çabuk mu ayrılıyorsunuz? Ben birkaç gün kalacağınızı sanıyordum. Hayır, yolcu yolunda gerek. Durun, bir sabah kahvesi yaptırayım size. Cosette! Cosette, hangi cehennemdesin sen yine? İçeride bebeklerimle oynuyorum efendim. Ay bıktım bu küçük cadıdan. Şeytan at kapının önüne, kim alırsa alsın diyor. Bayan, isterseniz sizi bu kızdan kurtarabilirim. Nasıl? Alıp götürebilirim onu. Gerçekten mi diyorsunuz? Aman alın götürün. Ne yaparsanız yapın. Hemen şimdi mi gidiyorsunuz? Evet, kızı getirin, ben de hesabımı ödeyeyim. Bir dakika bayım, bir dakika. Sizinle konuşmak istiyorum. Evet, buyurun. Şu kızla, yani Cosette'le ilgili. Az önce karıma söylediklerinizi duydum. Bakın, biz yoksul insanlarız. Kızarız, söyleniriz ama bu çocuğa çok alıştık. Onu kendi kızımız gibi de seviyoruz. Bu yüzden mi kızınız oyun oynarken o zavallı kovayla su taşıyor, halı silip süpürüyor? Orası sizi ilgilendirmez bayım. Biz bu kızı size veremeyiz. Hele hanımda bir gece kalan hiç tanımadığım birine hiç veremem. Versem bile kime verdiğimi bilmek isterim. Bay Thénardier'e sizinle açık konuşacağım. Cosette'i verirseniz karşılığında size para veririm, sonra da alır götürürüm. Ama onun nereye gittiğini asla bilmeyeceksiniz. Onun bu kötü günleri unutmasını, geçmişiyle ilgili tüm bağını koparmasını istiyorum. Ya evet dersiniz ya da hayır. Peki. Cosette'in karşılığında tam 1500 frank isterim bayım. Pazarlık kabul etmem. Verirsiniz, alıp götürürsünüz. Kabul ediyorum. Gidip Cosette'i getirin. Adınız ne bayım? Bana sadece baba diyebilirsin kızım. Baba. Bugüne kadar hiç kimseye baba dememiştim, biliyor musunuz? Ben de hiç kimseye kızım dememiştim. Tanrı'nın bize bir lütfu işte. Sen bir babaya, ben de bir kız evlada sahip oldum. Yaşasın, çok güzel bu. Cosette, bundan böyle artık hep benimle birlikte yaşayacaksın. Bu seni mutlu edecek mi kızım? Hem de nasıl mutlu eder babacığım? Thénardier'lerden çok uzaktayız değil mi? Evet, çok uzaktayız. Onlar bir daha beni geri almazlar değil mi? Hayır, almazlar. Alamazlar. Thénardier'leri unut artık. Geçmişte çektiğin acıları da unut. Sen artık benim kızımsın Cosette. Peki ya annem? Ona ne oldu babacığım? Annemi görebilecek miyim? Maalesef anneni göremeyeceksin Cosette. Çünkü o öldü. Ama ölürken seni bana emanet etti. Bu yüzden seni Thénardier'lerin elinden aldım. Sefiller adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.